Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanmaya başladı. Bu ilmenin etkisiyle euro dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye gelmiş durumda. Euro ile dolar baş başa seviyeye geldi. Ayrıntıları alacağız. A ah, Haber muhabiri Ahmet Tunağan Şimşek bizi bekleyen isim. Ahmet Tunağan günaydın hoş geldin yayına. Nedir detaylar ne anlama geliyor bu diye sorayım. Günaydın cansın Elbacı. Sen de az önce söyledin. Avrupa'nın para birimi Euro dolar karşısında erimeye devam ediyor ve Euro dolar paritesi 20 yıl sonra ilk kez eşitlendi. Tabii bunun birçok sebebi var. Amerika'da ve Euro bölgesinde tükücü enflasyonu %8.6'ya Yükselmesiyle birlikte tüketici, tüketici enflasyonunun Amerika Merkez Bankası ABD Merkez Bankası ve e, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikalarının farklılaşması ve özellikle Rusya Ukrayna savaşının e, Avrupa ekonomilerini daha olumsuz bir şekilde etkilemesi bununla birlikte artan resesyon korkuları Euro'nun dolar karşısında hızla değer kaybetmesini beraberinde getirdi. Dolar tüm önemli para bilimlerinde olduğu gibi Euro'ya karşı da güçlenmiş oldu. Bu ilmenin etkisiyle Euro-Dolar paritesi en son 2002'de eşitlenmişti ve 2002'den bu yana en düşük seviyeye gelmiş oldu başa baş hale gelmiş oldu. Euro'nun yıl bu yana değer kaybıysa Euro dolar karşısında %12'ye ulaştı. Yıl başında 1 113 seviyesindeydi Euro dolar paritesi. Bugün de 1 olmuş oldu. İlk olarak 1 Ocak 1999 tarihinde Euro Aralık 1999'da doların değerinin alt, altına gerilemiş ve bu durum Aralık 2002'ye kadar sürmüştü. E, Analistler ise e, değer kaybının devam edeceği görüşünde 1 euronun 0.90 dolara kadar gerileyebileceğini tahmin ediyor. Yani düşüşün, eurodaki değer kaybının devam edeceğini önümüzdeki günlerde e, bekleniyor. Dolardaki yükseliş haftanın ilk işlem gününde e, gündemde ilk sıralara tabii çıktı. Piyasalarda 13 Temmuz'da açıklanacak ABD enflasyonuna odaklandı. Yani yarın açıklanacak bu da. Piyasalar ABD'de enflasyonun %9 seviyesine yaklaşarak, 40 yıllık zirveyi görmesini tahmin ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.